Şimdi EBOB EKOK'un en sevilmeyen kısmına gelmiş durumdayız. Onun için adım adım ilerlemeye çalışacağız. Sadece EBOB'ları biliyorsak soruya nasıl başlarız? Sonra sadece EKOK'ları biliyorsak nasıl başlarız diye ayrı ayrı ele alacağız. Burada bakın bu örnekle başlayalım. EBOB'ları 3 olan. EBOB ne demekti? En büyük ortak bölen. Demek ki iki sayının içinde de bir 3 olması lazım. Yani sayıları 3k'ya, 3t gibi düşünsen. Peki burada mesela biri 3 çarpı 5, biri 3 çarpı 7 olsa herhangi bir problem var mı? İkisini de bölen en büyük sayı nedir burada? 3'tür. Peki biri 3 çarpı 10, öbürü mesela 3 çarpı 8 olabilir mi? İşte bakın burada dikkat edilecek nokta bu. İkinci verdiğimiz örnek olmaz. Niye? Artık ikisinde ortak olan sade 3 yok. Onun içerisinde 2 çarpanı var, 8'in içerisinde de 2 çarpanı var. Yani o İkisini birden bölen en büyük sayı artık 6 oldu. En çok dikkat edeceğimiz nokta bu. Yani soruya böyle başlayabiliriz. İki sayı ne bu bunu biliyorsak. Ama burada önemli olan ne? K ile T aralarında asal olacak. Yani sadece ortak olanın 3 olması lazım. K ve T'den başka bir ortak gelmemesi lazım. Aralarında asal olmalı. Şimdi bunu soruya uygulayalım. Sayıların zaten çarpımı 180 dediğine göre 3K çarpı 3T 180 olacaksa hemen sadeleştirmeleri yapalım. 3 kere 3 9 ile bunu sadeleştirse 20 kalır değil mi? Demek ki K çarpı T 20 olacak. E burada çarpımları 20 olan neler var? İşte 20'ye 1 olabilir. 10'a 2 olabilir. 5'e 4 olabilir. Sonra 4'e 5 olabilir. Yerleri değişiyor ama toplamını sorduğu için yerlerin değişmesi önemli değil. Peki bu üç ihtimal üçü de geçerli mi? Biraz önce anlatmaya çalıştığımız nokta neydi? K ile T'de başka ortak bir şey olmaması lazım. O zaman ona 2 durumunu alamayız değil mi? Bunlarda ortak 2 var. 20'ye 1'de bir mahsur yok. 5'e 4'te bir mahsur yok. Tabi bunların K ve T olduğunu unutmayalım. Yani mesela sayılar ne olur? 5'e 4 için. 3 çarpı 5'ten 15. Burada 4 yazarsak T yerine 3 kere 4'ten 12. 20'ye 1 durumu için düşünürsek 3 kere 20'den 60, 3 kere 1'den 3. E toplamlarının en az olmasını istiyorsa da o zaman şu ikisini seçeriz. Yani toplamları da ne olur? 27 olur. Bakın. Olay biraz daha iyi anlaşılsın diye benzer bir örnek daha buraya aldım. Gene bakın sadece neyi vermiş? A alan 40'ın ebobu 5 diyor. İki sayının ebobunun 5 olduğunu biliyorsam 5K'ya 5T gibi düşünebilirim. A'yı 5K gibi düşüneyim. E zaten 40, 5 çarpı 8 bunu da biliyoruz. Diyor ki A 50'den küçük olacak. Kaç farklı değer alabilir? E o zaman zaten burada T8 olduğuna göre dikkat ederseniz içinde ne var? 2 çarpanı var. O zaman K'nın içerisinde 2 çarpanı olmayacak. Yani 5 çarpı 1 olabilir. Ama 5 çarpı 2 olamaz. 5 çarpı 3 olabilir. Ama 5 çarpı 4 olamaz. Hatta yazıp gösterelim. 5 çarpı 5 olabilir. Çünkü içinde 2 yok. Ama 5 çarpı 6 olamaz. 5 çarpı 7 olabilir. Çünkü içinde 2 yok. Ama 5 çarpı 8 olamaz. 5 çarpı 9 olabilir. Zaten kaça geldik? Şu an 45'e geldik. En büyük sayıya da ulaşmış olduk. Yani burada bir daha vurguluyorum. EBOB'larını biliyorsak 5 diye 5k 5t diye sorulara başlamak mantıklı. Ama k ile t arasında başka ortak bir çarpan olmaması gerekiyor. Çünkü en büyük bölenin 5 olmasını bozmamamız gerekiyor. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi geldik. EKOK'ları biliyorsak ne yapacağız? EKOK'ları bilmek daha mı kolay? Maalesef daha zor. Çünkü bakın burada hiçbir zaman şunu unutmayalım. Mesela ben tabi burada birazcık konuyu bildiğimizi veya daha önceki dersleri takip ettiğinizi varsayıyorum. Ekok asal çarpanlarına ayrıldığında nasıl alınıyordu? Diyelim ki sayılardan birinde 2 üzeri 3 çarpanı var. Öbüründe de 2 üzeri 2 çarpanı var. O zaman bu iki sayının ekokunu alırken büyük olanı yani 2 üzeri 3'ü e alıyorduk. İkisinin de katı olsun diye. 5 var, bunda 5 yok. Gene ekok'a ortak olsun, olmasın. En büyük çarpanların alınması gerekiyordu. Peki tersten düşünürken yani ekok'ta 2 üzeri 3 çarpanı varsa burada önemli olan şey şu. Sayılardan birinde mutlaka 2 üzeri 3 olması lazım. Diğer sayıda 2 olabilir de olmayabilir de. Yani hiç 2 ile ilgili bir çarpan olmaz. 2 olur. 2'nin karesi olur. 2'nin kübü olur. Bunda da 2'nin kübü olabilir değil mi? Yani ihtimaller çok fazla aslında. Ama sadece bir tanesinde en azından bu 2'nin kübünün olması lazım. Yapılan en büyük hata şu oluyor. Ekok'ta 2'nin kübü varsa birinde mesela 2'nin karesi var öbüründe 2 var. Böyle bir ihtimal olabilir mi? Bu olamaz. Çünkü ekok demek sayıların çarpımı demek değil. İkisinin katı olan en büyüğü alacaksın. Böyle bir durumda 2'nin karesi alınırdı. Bir daha söylüyorum. Ekok'ta 2 üzeri 3 varsa sayılardan birinde mutlaka bu 2 üzeri 3 olacak. Diğer sayıda hiç olmayabilir veya 2'nin kübüne kadar olan diğer 2 ile ilgili çarpanlar olabilir. Şimdi tabi ihtimallerin çok olduğunu görüyoruz. Burada hemen bir bakalım. Ekokları 120 olan 3 farklı sayı diyor. şimdi 120'de hangi çarpanlar var? Asal çarpanlarına ayırsak 2'ye 5'e bölsek 12 kaldı. 4'e böldük 3'e böldük 12. Yani bu ne oldu? Ekok'ta 8 var. 220 dediğimiz şey yani asal çarpanlarına ayrılmış hali. 8 çarpı 15. Şimdi 3 sayıda bu çarpanlar olacak. Ve toplamlarının en çok olması için şöyle düşünmem lazım. Bir kere 2'nin kübü bütün hepsinde olsun. Normalde birinde olduktan sonra öbürlerinde olmak zorunda değil ama sayıların büyük olmasını istiyorsam hepsinde 2'nin kübü olsun. Ve 3. 3 de hepsinde olsun. Aynı şekilde 5 de hepsinde olsun. Onu da şu tarafa yazayım. İyi de o zaman sayıların her biri zaten ne olur? 120, 120, 120 olur. En çok dediği için sayılar farklı demeseydi Cevap zaten 360 olur. Ama sayılar farklı olduğu için bu şekilde alamayız. Yani 120, 120 hepsini eşit alma şansımız yok. Peki ne yapalım? Bir tanesi 120 olsun gene bunu hiç bozmayalım. Öbüründe haliyle ne demiştik? Diğer çarpanların hepsini kullanmak zorunda değiliz. Sayı gene büyük olsun istediğime göre bir tane 2 kullanmayayım. Yani sayıyı ne alayım? 5 çarpı 2'nin karesi çarpı 3 alayım. Ki bu zaten 1-2 eksik kullandığımız için 60 olur. Öbüründe 1-2 daha mı kullanmasam o zaman sayının 4'te birini almış oluruz. Onun yerine 3 kullanmayayım. Bu da ne olur o zaman? 8 çarpı 5'ten 40 olur. Haliyle sayılar 120, 60 ve 40'tan toplamları da ne olur? 220 olur. Bakın bütün çarpanları kullanabiliyoruz. Bu şekilde. Sayılar büyük olsun istediğimiz için. Peki. Bir sonraki soruya geçmeden aslında hemen şurada e, çok fazla yerimde yok ama şurada not almaya çalışayım. Sormamış ama en az diye sorsaydı bakın o zaman da şöyle düşünürdük. Her çarpanı ayrı ayrı sayılara dağıtırdık. Yani ekokta bu çarpanlar var ya sayılardan 1-2'nin kübü olsun yani 8 Diğer sayı 5 olsun. Diğer sayı da 3 olsun. Bu üç sayının ekoku da gene kaç yapacaktır? 120 yapacaktır. O zaman sayılar 8, 5 ve 3 olurdu. Yani en az dediğinde de bu çarpanları ayrı ayrı dağıtmak lazım. Şimdi geldik bir sonraki örneğe. Bu da eski yıllarda çıkmış. Bence oldukça zor bir soru. İki sayının ekokunu vermiş. 120 diyor. Neyse 120 olmasının bize faydası ne? Asal çarpanlarını hemen ayırdık. M var. 40 dediğimiz şey de 8 çarpı 5 mi? Şimdi bakın. Şöyle bir düşünelim. Bu iki çarpan zaten diğer sayıda var. 40 var. M de kesin olması gereken ne? 2'nin kübü ve 5 zaten diğer sayıdan gelmiş gibi düşünebilirim. Ama 3 M'nin içerisinde mutlaka olmak zorunda. Mesela M sadece 3 de olabilir değil mi? 3 ile 40'ın ekoku kaçtır? 120'dir. Ama ne demiştik? Diğer çarpanlar öbür sayıda da olabilir. Yani bu 2'nin kübü ve 5 çarpanlarını ben istediğim gibi bu M'nin içerisine koyabilirim. Yani sade 3 olabilir ama 3'ün yanına 5 de gelebilir. 3 olabilir 3'ün yanına 2 de gelebilir. Bunu hepsi M için oluşacak ihtimalleri yazıyorum. 3'ün yanına 2'nin karesi de gelebilir. 3'ün yanına 2'nin kübü de gelebilir. Artı 3'ün yanına 2 gelmişken 5 de gelebilir. 3'ün yanına 2'nin karesi gelmişken 5 de gelebilir. Yani her birinin yanına bir de 5'lerin geldiği ihtimali de düşünmemiz lazım. İşte buradan kaç tane ihtimal oluştu? 3 tane burada, 3 tane burada, 6, 2 tane de burada. 8 farklı değer alabiliyormuş. Burada e, konuyu çok dağıtmak istemiyorum ama Dikkatli arkadaşlar şunu belki tespit edebilirler. Aslında bizim buraya yazdığımız ihtimaller Bu 2'nin kübü çarpı 5 Sayısının pozitif bölenleri kadar değil mi? Çünkü zaten Bizim buraya yazdığımız sayılar 3'ün yanına getirdiklerimiz yani Aslında bu sayının bölenleri e, Pozitif bölen sayısı da nasıl bulunuyordu? Üstleri birer arttırıp çarpıyorduk yani 4 çarpı 2'den 8 diye ama e, çok büyük bir sayı olmadığı sürece, bu şekilde tek tek ihtimalleri yazabiliriz.